O zaman hazırsanız kayıt. Bugün şey çekiyoruz, mukbang çekiyoruz. İçerik bulamadık. Yeni içerik önerileriniz varsa aşağı yazın. Kimlerle beraberim? Sibel, Aysu burada, Nazlı burada, köylü Barbie'miz. Dezenfektanımız burada. Onun dışında Dünya burada. Yeşil, ha Doğukan. Doğukan da burada. Merhaba. Aşkım hoş geldin. Ailemizin hoş biricik, Türkiye'nin ilk ailemizin biricik sosyal hizmet uzmanı, prenses. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Merhabalar, benim bugün haberim oldu çekime geleceğimizden. Bizim de zaten dün akşam haberimiz oldu değil mi? Bana sahne makyajı yapmayı teklif ettiler. Kameranın önüne çıkmadan önce bir pudra sürmeyi. Ben de güvenerek onlara kendimi teslim ettim. Ve daha sonrasında aynaya baktığımda kendimi böyle buldum. Make-up için Sayın Ece'ye teşekkür ediyoruz. Bu kadar benim sponsorluklarım bitti aşkım. Hadi başlayalım o zaman. Bugün ne yiyeceğiz Nalan? Vegan yiyeceğiz. Heyecanlı mısın? Gel abla ye. Ama bunlardan birisi şey, güzel bir şeye benziyordu ismi ama dürüm çıktı. Vegan ton gibi bir şey. Vegan tron. Evet, patates ama vegattoyu merak ettim. Ha buymuş vegatton. Dedin aldın. Dürümmüş ayol. Abla gel bundan da al. Bunu dürüm olarak yemeyelim. Aynen, ben içini yiyeceğim. Al abla. Okan al sana vegatto getirdim. Ay bugün ne konuşacağız? Biz konu da yok. Öyle boş yapalım abla. Birçok içeriğimizi yapamıyoruz artık. Mesela vegan tayt işlemek istiyorum ben ama yapamıyoruz. Bunları nasıl açacağım? Ben yeşil peri içiyorum. Fanta aldım kendime, sarı kola. Sever misin sarı kola? Yeşil peri sever misin? İçinde salatalık, maydanoz ve su var sanırım. Ne abla, anlat bir şeyler. Abla ne anlatayım, sen anlat, sen geldin. Ne mana buradasın ki? Allah aşkına bir içsene. Hayır, çok kötü ne bir şey. Ne olur bir iç. Hayır, hayır kötü bir şey değil. Vallahi değil. Kokusu bile burnumu deldi şimdiden. Veganlar böyle şeyler mi içiyor ki? Maydanoz kokuyor bu. Evet. Zehirledin mi beni kötü kadın? Abla bunu içersin vegan. Su vegan değil mi? Ya değilse? Vegan ayol, su akıyor işte şırıl. Nereden? Ya değilse? Suları derelerde hapsediyorlar. Bize parayla veriyorlar bence. Vegan olmamalı. Sömürü var. Kız boğazımda kaldı. Şimdi aç. Öleceğim ya canlı yayında. Abla orada çakmak var mı? Yine. Olmuyor. Açmasak? Sen nasıl açacaksın ki? Hayatım, açabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok ama. Oha, makasla açıyorsun. Nalan, vegattomuz fantalandı. Çalkalamışlar. Niye yaptın? Ben gördüm biraz önce Şirvan çalkaladı. Ben bunu çalkaladım. Herhalde kız. Neden? Bütün gazı gitmiş. Oh, söylememiş miyim? Deyim de yapmışım. Geliyorlar onu böyle. Mars kızı hakkında bildiğim bir şey söyle. Hı? Yok ablamdan konuşmuşum daha arkasından. Gel aşkım. Oha, karşıdaki köpekler ne kadar büyümüş, bakar mısın? Ha 9 olmuşlar. Onlar yavru muydu? Evet, küçücük yavrular vardı ya orada. Yürüyen, gezen tavuk yumurtası vegan mıdır? Çünkü sömürüye uğramıyorlar. Fırt diye bıraktığı yerden alıyorsun, doğaya bırakmış onu. Onun içinden civciv çıkmayacak diyelim. Vegan mı? Vegan otoritesi sensin. Yok aşkım. Ben Şirvan'dan öğrendim veganlığı. Yanlış mı öğrendin? Ben de öğrenememişim zaten. Sonuçta ama onlar üretim için üretilen hayvanlar. Öyle değiller mi? Gezseler bile. Doğada gezmiş hayatım, kendi kendine bir yer der. Bu tavuk sonuçta değil mi? Üremiş yani. Aslı Alper'i arasana. Yiyecek bir şey kalmadı. Anyo. Alo. Merhabalar. Aslı Alper'le mi görüşüyorum? Evet. Ben kimle görüşüyorum? Vegan olmak istiyorum. Ben vegan olmak istiyorum. Vegan otoritesi olduğunuzu işittim ve vegan olmak istediğime karar verdiğim anda size aramam gerektiğini söylediler. Oha, aşırı sevindim. Tebrik ediyorum. Tamam, ama öncesinde benim size bir sorum var. Gezen tavuk yumurtasının yumurtladığı içinden civciv çıkmayacak tavuk yumurtası da vegan mıdır? Çünkü doğaya bırakıyor. Ben hep uzun cümleler kuruyorum. Biraz bu alışkanlığımı değiştirmem lazım zannediyorum. Gezen tavuk yumurtası. Ama bu yumurtadan civciv çıkmıyor. Hoy nakka. Döllenmemiş yumurta. Bu doğada ya şimdi. Biz onu yerinden alıp yediğimizde veganlığımıza zeval gelir. Gelir. Çünkü artık öyle bir durum yok yani. Birincisi sen hayvanı hala bir sömürü aracı olarak görüyorsun. Yani sen onu hala yiyecek olarak görüyorsun. Onun reg listini yiyecek olarak görüyorsun. Bırak o reg listini yaşasın. Ama yaşıyor. Yani başka bir vegan değil, yememen gerekiyor. Zaten artık gezen
bulması gerçekten çok zor. Hani gezen tavuk işte organik yumurta diye sattıkları şeylerin hepsi farklı kaçtı. Bizim köydeki tavuklar. Bırak hayvanlar rahat rahat dönleniyor mu, dönlenmiyor mu, renkli mi oluyor, rahat bırak ayol hayvanları. Aa. Alamıyorsunuz zaten, orada bir sorun var. Senin gibi bilinçli bir hayvanım. Evcil hayvanlarımız da rızasını alamıyoruz bizde kalmaları için. Eğer sen hayvanı kendi çıkarın için bakıp besliyorsan, yani işte bana iyi geliyor. Değil mi? Mırılıyor, çok rahatlıyorum falan diyorlar böyle hep. Ben işte ya mesela burada da bir çıkar ilişkisi var ama bir de şöyle de bir şey var. Engelli bir hayvan aldıysan ya da sokakta yaşayamayan bir hayvan aldıysan da bebeklikten aldıysan ve eve alıştıysa bu hayvan. Onun bütün bakımını üstlendiysen onu bırakmakta sorun var. Onu bırakmazsak mesela ama cam kapıyı da açmazsak. Bu konuyu seninle birlikte tartışmak istiyorum. Bir dakika. Kaos GL hayvan hakları üzerine evcil hayvanların bakımı, evcil hayvanların bakımının üstlenilmesiyle ilgili bir konferans yapsın. Ben de oraya gelip sorularımı sormak istiyorum. Cevap verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Aslı ben Türkiye'deki LGBT hareketinde çalışan ilk ve tek ailenizin biricik sosyalizm uzmanı Doğukan Karahan'dı. Ay Doğukan, tanıdığım sesinden de emin olamadım. Aslı Alpar. Aslı Alpar. Aşkım. Hadi görüşürüz. Aşkım. Konuşsana ben hakiki. Sen çayarsın. Evet hayatım benim. Ne yapıyorsun? Aşkım şimdi bizim bir önceki videolardan bir sorumuz vardı. Angelik'le tartıştık ama cevabını bulamadık. Mesela ben seni çok seviyorum diyelim. Küründen. Ay seni yiyeceğim artık falan dedim ve seni yiyiverdim. Ama vegan, vegan yedim sonuçta. Vegan değilsin. Ama sen vegansın. Hatırlıyorsam biz başka bir zaman menüyle yeni vegan olup olmadığını da konuşmuştuk. Ha, çok önemli. Yaptığı kafalar çok iyiydi. Bu hatırlanmıyor olabilir. Herkesin rızası varsa gayet de vegan bir şey. O zaman sana teşekkür ediyoruz. Bir daha da kanalın yakınlarında görmeyeceğim. Seni video falan çekmeye başlamışsın. Şeyli bir yakalını bir tanem. Nalanımı kıramadım. Aşkım seni çok seviyoruz. Tamam. Seviliyorsun aşkım. Yanımızdadır, öpüyorum. Evet evet Lalan yanımızda aşkım. Lalan ağlıyor şu an. Aslı Alpar yemek vegan değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Evcil hayvanları tartıştık. Gezen tavuğu tartıştık. Bugün de topluma ve insanlığa katkıda bulunduysak ne mutlu bize. İzniniz olursa ben bir konu konuşmak isterim. Çok önemli. Şimdi yıllardır Twitter kullanıyorum. Bundan 7-8 yıl öncesinde Twitter yerine blog çok büyük bir furyaydı ve insanlar blog yazıp anonim kimliklerle kendi hayatlarını anlatırlardı falan filan. Ya yani orada bir dayanışma ağ örülürdü. İnsanlar kendi hayat hikayelerini anlatır, başkalarına yardım ederlerdi falan filan. Sonra oradan Twitter'a taşınıldı. Ve anonim kimlikler her yıl kendilerini anonim bir şekilde ifade ediyor olmaları büyük ihtimalle etraflarına, topluma, aileye, şuna buna olan güvensizlikten ve başlarına bir iş gelebilmesinden. Bütün hiç bu kaygılardan hiçbirisini gütmeyen ama sadece anonim olarak da takılmak isteyen insanlar olabilirler. Son dönemde Twitter'da birkaç tane böyle olaya denk geldik. Ne oldu? İnsan bir LGBT işte anonim bir şekilde Twitter'da takılıyor. Sen onun işte kim olduğunu biliyorsun, öğreniyorsun ve gidip ailesine söylüyorsun. O kişi ölüm tehlikesi atlatıyor. Aile bireyi öldürmeye çalışıyor, şiddete teşebbüs ediyor, neyse bu. Ve insanların özel hayatlarını ifşa etmemeniz gerekiyor. Bunun çok büyük bir suç olduğunu biliyor olmanız lazım. İnsanlar herhangi bir sebepten anonim kimliklerle istediğini yapabilirler. Sosyal medyada var olabilirler. Kendilerini bir şekilde ifade edebiliyor olmaları, özgür bir alan yaratmaları kendine. Ve siz bunları gasp ediyorsunuz. Kişisel alanlarına resmen tecavüz ediyorsunuz. Bunun çok büyük bir suç olduğunu bilin. Hiçbir şekilde ne sebeple olursa olsun insanların kimliklerini ifşa edemezsiniz. Eğer yaparsanız yargı önünde hesap vermeniz gerekir. Bir taraftan da o insanlar gizli kalmak istiyorlarsa bunun bir sebebi vardır. Siz birinin ölümüne sebep olabilirdiniz. Bir Lubunya'nın bir LGBT'nin ailesi daha onu öldürebilirdi ve biz daha sonrasında onun hakkını geride kalanları olarak aramaya başlamış olabilirdik çoktan. O yüzden ölüme sebebiyet verebilirsiniz, şiddete sebebiyet verebilirsiniz. Yapmayın. Kimsenin hayatına bu şekilde müdahale edemezsiniz. Bir de güvensizlikle suçluyorlar insanları. Sen bilmiyorum ne düşünüyorsun bununla ama yani anonim olmak, cesaretli olmamak, güvensiz olmak gibi bir yerden okumuyorum ben bunu. Tamamen böyle de olabilir ve insanları anonim kimlikleri üzerinden aşağılamaya çalışıyorlar. Kesin yakışıklı değil, güzel değil o yüzden anonim. Kesin işte üf biz burada anonim takılmıyoruz, siz anonimler laf etmeyin. Yok şu kadar takipçim var sus. Yok şu kadar hayatım. Siz kimsiniz ki? Ne oldunuz sosyal medyada? Sizin etki alanınız ne? Topluma ne katıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da bir insana susma hakkının nerede başlayıp bittiğini söylüyorsunuz? Gerçi ne yaparsanız yapın söyleyemezsiniz de. Hesabını verirsiniz. Su durun lan. Alırız lan aklınızı.
Hayır mı? Ne sanal ortam zor abla. Aynen çok öyle. Zor. Yani sanal, mesela seksin de sanalını buldular. Ya da var mıydı? İnternet olduğundan beri var mıydı acaba bilmiyorum ama. İnternet ne zaman geldi? Bana 90... zevk vermiyor. İnternet ne zaman geldi? Ben 98'de geldim. Sen varken vardı galiba. Vardı. Bak ben birinci sınıfa başlayacakken vardı. Yani internet yani ne 99. Zaman? Şimdi 90'ları ele alalım o zaman. 95'te şey. Hadi gelmiş hani olsun. Hani 3'de olmaz ama. Ha, 3'de olmaz. 3'de, 4'e de inmez, o 5'ten yukarısıdır. Ha, 30 yapamam, 29 varım gibi. Buradan Melek tamam. Şubaşı'ya da selam. Melek Yargıcı'na selam. Ay suikaste uğramış, çok üzülüyorum. Nasıl? Beynine suikast uygulamışlar, düzenlemişler ve hani beynini ele geçirmişler. Ay ben de ciddi bir şey söyleyecektim. Hayır, kendi beyanlarını söylüyorum. Beyanın bu yöndeyse evet. Artık ne diyelim? Politik doğruculuk bizi öldürdü biliyorsunuz. Allah bir. Gökte melekler. Bak 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 bak. Bak bak bak. Yüzüme bak bak. Allah bir. Ben bebek. Bu kadar. Tek, gerçek, hakiki. Sanal seks diyorduk Nalan. Tamam bakma öyle konuşuyoruz. Sanal seks. Benim kendi sanal seks tecrübelerime dair hatırladığım ilk şey internet kafeye gidip şu Mirç, Yonca bilmem ne konuşma sohbet siteleri vardı. Kameranın önüne geçilince belki beni göremediğiniz için. Zurna vardı, zurna. Ne? Zurna. Ne? Zurna. Hayır ne? Kürkür kullanıcı isimleriyle girip insanlarla konuşurduk. O dönemlere yetişmedim. Ben daha yakın tarihlerde sanal seks deneyimledim ve zevk vermiyor ya. Aa. Bana vermiyor yani. Yani kamera karşısında en fazla ne yapabilirsin ki? Al al bu hayır, kadar. Hayır ama kamera karşısı değil sexting sadece. Ben öyle deneyimledim sadece. Hayır yazışarak. Yazışarak falan hiç gelemem. Ben abi, sevmiyorum. Çok gullüm. Ben çok keyif alıyorum. Ya. Vallahi yazışarak. Çünkü o hayal gücümü yazarak dökmek beni besliyor. Abla hayır. Et 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 et. Ay hayır. Hayır ya, öf hayır. Kondom. Herkese kondom. Et ete değmesin. Eline, beline, cebine. Bu video Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği'nden desteklenmiştir. Bu arada evet. Bu bir tabii ki sadece tavsiye. Herkes kondom kullanıp kullanmamakta özgürdür diye parantezi kapatıp devam etmek isterim. Yazışarak. Sevmiyorum. Yani onu hayal etmek güzel oluyor. Ama niye yan yana olmaktan daha iyi olsun ki? Ama bütün ilişkiler yan yana yaşanmaz ya. Bazen mesela Amerika'daki tamam çok yakışıklı. Ay tamam da hani arada bir yaparsın hani. Dalını bilmem neyini gösterirsin. Dalın. Ama yani tutup da sadece bu ne o yani? Bence güzel bir cinsel pratik. O yüzden okey okay, yani. Ama benlik değil. Okey senlik değil. Ben onu anladım. Sen realcisin. Ben real tabii canım. Sen? Ben oyuncağım var onu da kullanıyorum. İyi abla. Korona günlerinde dedim ki yıllarca düşünüyorum. Ben bunu niye düşünüyorum artık? Harekete geçmenin zamanı gelmedi mi dedim. Şu an çok mutluyum. O zaman size mutluluklar. Adı var mı oyuncağının? Bazı kişiler oyuncaklarına isim koyuyorlar. Meraklı bekliyoruz. Umarım buradan duyurursun. Umarım. Çok güzel olur. Sanal seks dedik kaldık orada. İlkokulda mıyız? Ortaokulda mıyız? Ne okuldan? Erken mi çıkmışız? Kaçmış mıyız? Ya da daha girmemişiz okula. Bilmiyorum artık. İnternet kafeye gittik bir tane kız arkadaşımla birlikte. O zaman da çok iğrenç espriler yapıyordum bu arada. Ağrıdan biriyle konuşuyoruz. Orada da ilk konuştuğumda hemen seninle sevgili olmak istiyorlardı. Günümüzde öyle. Birbirini görmeden sevgili ama orada teyit yoktu. Şimdi arıyorlar ne kadardı. Sayıları öğreniyorlar. Sonra diyorlar ki teyit verir misin? Önceden öyle bir şey yoktu. Tabii. Ben Ebru'yum diyene inanıyorlardı. Hayır ya da yani. Kart olması görüyordun. Gereken oydu. Ya da yerdeki kartı alıyordun. Üstüne Miley Cyrus var ya da Amy Winehouse biliyorsun. O zannedip gidiyorlardı eskiden. Vardı biliyor musun Ankara'da? Görmüşsündür. Evde Amy. Ankara'nın bitki örtüsü diye onu çekip paylaşıyorlardı. Bir zamanın gullümüydü. Şeyde çok vardı ama Sıhhiye civarında. Aynen. Eski ofis biliyorsun. Orada evet, çok görürdük. Seni diyeceğimi de unuttum. Öyle sanal seks güzeldir yapın. Ben MSN dönemine yetiştim. Metin 2 oynuyordum. Metin 2'de düşürdüklerimi orada şey yapıyordum. Metin 2'de nasıl birini düşürüyordun Allah aşkına? Bayağı düşürüyordum kız. Ben Metin 2'de nitelikli dolandırıcıyım. Artık sistem kurdum kendime. Abla itemler, şeyler, silahlardır. Yelpazeli aşamandım tabii ki cıvır şaman. Hala oynarım bu arada. Ama bu sefer para verdim. Biliyorum. Çünkü şey o kadar vaktim yok şey yapmaya. Server'ın en iyisi olana kadar bir gün insanları benim çorlamaya. Ben bayağı Metin 2'ciyim. En iyisi olmaya özen gösteriyorum. Ha, bu bir yılımı alır. Ama bir yıl içerisinde Metin 2'de başka oyuncu da silah kalmaz. Tam bir burguncuyum. Artı Metin 2'de ben karşılaştım bir dünyalarla. Tanıyorlar falan. Bu server'ı benim yanımda açtı. Ben yeniden başlayacağım falan filan muhabbetine. İyi dedim abla vakit geçer bilmem ne falan filan. Aradan bir gün geçti geçmedi hatırlamıyorum. Karın yanına bir geldim biliyorsun. 200 level mi 100 level mi bir şey olmuş. 250 son ben de 250. Bilmiyorum bir şey olmuş. Dedim ne yaptın sen? Böyle parasını verdim. Abla ne zevk aldın? Şu an en güçlü benim. Seviyorum ne yapayım?
Öyle oynuyorum yani. Emin Senden'e çağırdım. Cıvır arkadaşlarımla konuştururdum. Cıvır olduğumu inandırmak için. Sesim zaten cıvırvariydi. O yüzden... Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Cıvırvari olduğu için şey olmuyordu, sorun olmuyordu benim için. Şey yapar mıydın? Televizyonun altında geçen numaraları arayıp. Sus! Genç TV vardı. Evet, evet. Sivas'tayım, 23 yaşındayım. Ciddi bayanları bekliyorum. Denginim falan. Bazı isimler ve yaşlar ve meslekler beni aldırdığı için gizli numaradan aradığım oluyordu. Ben açıktan arardım. Üniversite okuyorum derdim, takılırdım falan. Kontrol attırıyor muydun kendine? Kontrol attırmıyordum, faturalıydım. Faturanı ödettiriyordun o zaman. Yo, otomatik ödeme neydi. Daha konuşmayalım. Ay yeter, yemek de yemedik. Hepsi iğrençti. Yani iğrenç de demeyeyim de şimdi nimetin iğrenç diyorsun diyenler olur. Çok da beğenmedik. Ankara falafelcisi, bunu izliyorsan lütfen bize ulaş ve sonraki Macbank videomuza şey ol. Sponsor. Sponsor ol. Yoksa beğenmediğimiz için madilik çıkaracağız. Teftişe geleceğiz. Camları indireceğiz. Gideceğiz. Sen de çok yakıştın kameraya. Hadi önün açık İnşallah. Olsun. Yolun açık olsun kızım. Bekliyoruz artık sık sık stüdyoya kendi İnşallah. İçeriklerine de. Bakalım. Eğer Doğukan'ı görmek istiyorsanız beğenme butonuna tıklayabilirsiniz. Şaka şaka. Beğeni tıklayın ve yorum yapın. Sizin sanal cima deneyimleriniz nasıl? Bunları merak ediyoruz. O yüzden lütfen bunları aşağıya yazın. Karantinada yine bir şekilde video çekmeye çalışıyoruz. Bir önceki videoda biraz düşük olduğumuz söylenmiş. Bir zahmet. Ama yine de bence iyi götürüyoruz. Üstesinden geliyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz, eğlendiriyoruz. Gülüyoruz yani yine de. Aynen öyle. Bu videoda umarım öyle olmuştur. Umarım. Diyeceğim bir şey var mı? Teşekkürler. Görüşürüz. Goodbye my friend. Her nerede? Yaşanıyor. Bir yaşatılıyorsanız. Hoşça kalın. Esen kalın. Bizimle kalın. Evde kalın Türkiye. Ben de kal Türkiye. Hadi kapat. O zaman biz gidiyoruz abla.